Tarih 1947. New York'taki bu evden garip kokular geliyor. Komşular ise o evde yaşayanlar hakkında fazla bilgi sahibi değiller. Çünkü çok fazla dışarıya çıkmıyorlar, insanlarla neredeyse hiç konuşmuyorlar. Evde iki kardeş oturmakta. Bir tanesi her gün dışarıya çıkıyor ve eve eşyalar taşıyor. Bir gün gazete, bir gün oyuncak bebek, bir gün lastik. Diğeri ise tüm gün evde oturuyor. Yakınlarda yaşayanlar evden gelen kötü kokuların arttığını görünce artık dayanamıyor ve polise haber veriyorlar. Ekipler eve geldiğinde kapıyı zorla açıyorlar. Ama önlerinde kocaman bir duvar var. Gazete, yatak, sandalye ve kutulardan oluşan devasa bir duvar. Bu görüntüden sonra takviye ekipler çağırıyorlar ve içeri giriyorlar. İçerideki manzara ise tüyler ürpertici cinsten. Evi anlatmadan önce Courier kardeşlerin hikayesini bilmek gerek. New York'un kalbinde Harlem'deyiz. Burası 5. caddede yer alan bir park alanı. İsmi Courier Kardeşler Parkı. İçerisinde ağaçlar, yeşillikler olan New York'un en ufak parklarından bir tanesi. New York'ta bunun gibi yüzlerce park mevcut. Ama bu parkın hikayesi onu çok özel kılıyor. Çünkü burası meşhur Courier kardeşlerin evi. Homer 1881, Leisure Courier 1885'te New York'ta dünyaya geldi. Babası bir jinekolog, annesi Susie ise bir ev hanımıydı. Her ikisi de soylu bir aileden geliyordu. Annesinin soyu eski bir opera sanatçısı olan Robert Livingston'un ailesinden geliyordu. Livingstonlar çok meşhur bir aileydi. Dr. Herman Courier eşiyle birlikte evlendikten sonra 2078 numaralı bu eve taşındı. Dr. Courier çok garip davranışları olan bir isimdi. İşi gereği sürekli Roosevelt adasındaki şehir hastanesine giderdi. Adaya gidebilmek için kendisine bir kano bile almıştı. Haftanın 4 günü kanoya binip adaya gider, daha sonra kanoyu eline alır yürüyerek evine gelirdi. Komşuları onun saatlerce kanoyla yürümesini garipser ve kendi aralarında dalga geçerlerdi. Dr. Courier komşuları sürekli çalıştığı hastaneye davet eder, caddelerde gördüğü herkese konuşmaya çalışırdı. Babalarının garip davranışları Hummer ve Legley'nin de dikkatini çekerdi. Hummer bir avukattı, Legley ise mühendisti. Fakat mesleği çok fazla icra edemedi. Dr. Courier ve eşi Susie 1990'da boşandılar. Herman yeni eve taşındı. Susie ise oğullarıyla birlikte aynı evde kaldı. Dr. Herman 1923 senesinde hayatını kaybetti. Courier kardeşlerin ikisi de bekardı. Anneleriyle beraber aynı evde yaşamaya devam ettiler. 1929 senesine kadar 3 yetişkin normal bir hayat sürdüler. Ama 1929'da annelerinin vefatı üzerine büyük bir travma yaşadılar. Bu kayıp her ikisini de çok fena etkilemişti. Ama kısa sürede toparlanmaya başladılar. Sonraki 4 sene içerisinde ikisi de sosyal bir yaşam sürdü. İkisi de kiliseye gider, tatile çıkar, eve pek girmezlerdi. Legley mühendis olmasına rağmen hayatının büyük bir kısmını müzikle geçirirdi. Profesyonel bir piyanisti. O dönem çok fazla resital verdi, mesleğinde başarılıydı. İnsanlar onun Livingston genlerinin bahşettiği bir yeteneğe sahip olduğunu söylüyordu. 1933 senesinde trajik bir olay yaşadılar. Homer gözlerindeki kanama nedeniyle görme yetisini kaybetti. Homer'ın bakımını üstlenecek kimse yoktu. Legley ona bir bakıcı tuttuğu takdirde maaşının kendilerini geçindiremeyeceğini biliyordu. Bir karar vermeliydi. Ya mesleğini ya kardeşini seçecekti. Legley kardeşini seçti, mesleği bıraktı ve annesinden kalan parayla geçinmek için planlar yaptı. Daha az harcayarak belli bir zamandan sonra part-time işlere girecekti. Bu plan hiçbir zaman gerçekleşmeyecek, tünelin ucu bambaşka bir yere çıkacaktı. Collier kardeşler zamanla toplumdan uzaklaştılar. Evlerinde kendi dünyalarında yaşıyorlardı. Her gün dışarıya çıkan bu iki isim artık haftada bir kez dışarıya çıkıyordu. Zaten o dönem büyük buhran dönemiydi. Halk ekonomik anlamda büyük bir çöküntü içindeydi. Collier kardeşlerin oturduğu semtte birçok Afro-Amerikalı aile taşındı. Onlar evin içindeyken dışarıdakiler onlar hakkında dedikodu yapmaktan geri kalmıyordu. İnsanlar evin içinde lüks bir yaşam sürdüklerine, çok zengin olduklarını düşünüyor, kendilerince efsaneler yaratıyorlardı. Collier kardeşler evdeyken bazı gençler eve taş atmaya başladı. Pencereleri delip geçen taşlar iki kardeşi de çok korkutuyordu. Bu olaydan sonra pencereleri tamamen kapattılar.
Evin içi zaten çok az görülüyordu. O günden sonra ise evin içini hiç kimse görmedi. Artık tamamen karanlığa hapsolmuşlardı. Bu durum iki kardeşin de akıl sağlığını kötü yönde etkiledi, yavaş yavaş delinmekteydiler. Legli zamanını çoğunu icat yaparak geçiriyordu. Piyanoların içerisine süpürülebilecek elektrikli bir alet, yemek ihtiyaçları için ısıtıcı ve otomatik kapı kapatıcıları icat etti. Yaptığı en büyük eylem ise evin içine bu tuzakları kurmasıydı. Tahminen eve atılan taşlardan korkmuş ve tuzak kurmayı akıl etmişti. Legli genellikle gece yarısı evden çıkar ve şehrin her yerine giderdi. Durmaksızın kilometrelerce yol yürüyordu. Kasapları, manavları dolaşıyor, çöpleri karıştırıyordu. Şehirdeki çöp konteynerlerini artık ezberlemişti. Legli zamanla bulduğu her şeyi eve getirmeye başladı. Eline ne geçerse alıp eve getiriyordu. Ev bir süre sonra çöplerden yapılmış kutu bir labirent haline geldi. Yollar terlerle donatılmıştı. Evin içinde çöpten oluşan karmaşık tüneller doluydu. Legli eve gelen hiçbir faturayı ödemiyordu. Evde ne su, ne gaz, ne de elektrik vardı. Hepsi kapalıydı. Dış dünyayla tek bağlantılı bir radyoydu. Evde gazla ile çalışan bir ısıtıcı vardı. Hikayedeki en dramatik bölüm Legli'nin gazete toplama sebebiydi. Legli gazeteleri abisi Homer'a yardım edebilmek için topluyordu. Gazetelerdeki her haberi okuyordu. Çünkü Homer'ın tedavisi hakkında bir haber bulabileceğini umut ediyordu. Daha sonra kendince bir tedavi yöntemi buldu. Abisi Homer'a haftada 100 portakal, siyah ekmek ve fıstık ezmesi yediriyordu. Bütün bu yiyecekleri gece gittiği çöp konteynerlarından topluyordu. Zaman ilerledikçe Legli ve Homer'ın durumu daha da kötüleşti. Özellikle Homer'ın sağlığı tamamen kaybedilmişti. Belli bir süre sonra Homer felç oldu. Legli onu bir hastaneye yatırmadı. Sağlıklı bir tedavi süreci geçirmesini reddetti. Abisine kendisi bakmak istedi. Kardeşlerin bir iki sefer gazetecilerle iletişimi oldu. Legli abisinin neden hastaneye yatırmadın diye soran gazetecilere şunları söylüyordu. Ben bir doktorun oğluyum. Gerekli bilgim var. Kardeşimi kendim tedavi edebilirim. New York Times'ta çıkan habere göre Collier kardeşlerin gaz sayacını değiştirmek için gelen görevliler eve zorla girmek durumunda kalmış, evin içini merak eden insanlar bu olayı izlemek için evin çevresine toplanmışlardı. Yüzlerce insan bu anlara şahit olabilmek için yarım saat boyunca beklemişti. Ve tarihler Mart 1947'yi gösteriyordu. İnsanlar evden gelen kötü kokulardan şikayetçilerdi. İçlerinden birisi bu durumu polise anlattı. Takviye ekipler gelince çalışmalar başladı. Ekipler içeriye girdiğinde evde binlerce gazete olduğunu görüyorlar ve nihayetinde binlerce hurda mevcuttu. İçeride yürüyebilmek neredeyse imkansız. Her tarafta sandalye, ayakkabı, gazete ve demir parçaları var. 5 saat süren çalışmalardan sonra evdeki bir pencere açılabiliyor. Polislerden bir tanesi bir hurda yığınını evden çıkartırken altında hamurun olduğunu görüyor. Hamurun çevresi gazetelerle çevrili. Yanı başından tavana kadar uzanan hurda yığınları var. Burası tahminen Legli tarafından Homer'a özel olarak yapılmış bir yaşam alanı. Homer açlık yüzünden hayatını kaybetmiş. Ekipler bu tabloyu gördükten sonra Legli'nin evden kaçtığını düşünüyorlar. O yüzden ilk önce yakın çevrede onu arıyorlar. Legli ise aslında çok yakınlarda. Evin içinde çok garip eşyalar buluyorlar. Bir altın çemer kemiği, bebek arabaları, onlarca silah, 25 binden fazla kitap, kavanozlarda insan organları, kediler, 14 tane piyano, sayısız gazete ve dergi. Evin içerisinde toplamdan 120 ton eşya çıkartıyorlar. Ekipler evin içini temizlerken dışarıda 2000'den fazla insan olduğu söylenmekte. İnsanlar bu olaya canlı şahit olabilmek için her gün eve geliyorlardı. Tam 2 hafta sonra Legli, abis Homer'ın sadece 10 metre uzağında ortaya çıktı. Artık nasıl bir eşya yığını varsa Legli'yi bulmaları 2 hafta sürmüştü. Legli evin içinde tüneller inşa etmişti. Bu tünellerden geçerek abisinin yanına gidiyor ve her gün ona yemek yediyordu. Muhtemelen önce Legli öldü, daha sonra da Homer. Legli'nin ölümü ise çok trajikti. Legli, eve kurduğu bu bir tuzaklarından birisinin altında kalarak can vermişti. Legli, bir anlık dalgınlıkla bu bir tuzağını tetiklemiş, ardından muazzam bir gazete ve metal kutu yükünün altında ezilmişti.
Aynı sene Temmuz ayında ev yıkıldı. Çünkü restore edilebilecek bir durumda değildi. Orası 1965 senesine kadar boş bir arazi olarak kaldı. 1965'te ise New York'un ilk ufak parklarından birisi oldu. Amerikalılar bu olayı hiçbir zaman unutmadı. Zamanla dillere pelesenk olan o söz ortaya çıktı. Anneler odalarını toplamayan çocuklarına odan aynı Courier kardeşlerin odası gibi olmuş diyordu. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.